Efendim, sizi burada durdurdum. Çünkü burada özel bir konuya değinmek istiyorum artık. O konu da şu. Fatih Sultan Mehmet'in arkamızda camisi var. Burası İstanbul'un 5. tepesi. Ama unutmayalım, Osmanlı'nın fetih sonrası önem verdiği bu tepe Roma İmparatorluğu döneminde de son derece önemliydi. Halk arasında bir takım söylenceler var. Konstantin'in mezarı. Tabii bunu iyi niyetle söyleyen var, kötü niyetle söyleyen var. Mesela adam yabancı tarihçi çıkıyor diyor ki sizin diyor İstanbul'u alan Fatih'iniz var ya diyor. O ölürken nereye gömüldü biliyor musunuz diyor. Nereye gömüldü? Soruyoruz biz de. Konstantin'in mezarına gömdürdü kendisini diyor. Yani bunu art niyetle niye söylüyor? Yani sizin atalarınız bizim atalarımıza hayrandı, düşkündü, meraklıydı. Konstantin'in mezarına gömdürerek Roma'nın gücünden, şanından paye kapmaya çalıştı demeye getiriyor. Hakikaten öyle mi? Yani Konstantin buraya gerçekten gömüldü mü? Birinci soru. Konstantin buraya gömüldü diye mi Fatih buraya defnedilmeyi istedi? İkinci soru. Bir de Fatih buraya bir cami yaptırdı. Koca bir külliye yaptırdı. Konstantin'in mezarı var diye mi yaptırdı bunu? Üçüncü soru. İşte bunların hepsinin cevabını sizinle alacağız. Biz grubumuzla beraber sabahtan beri geziyoruz. Fatih Çarşamba turundayız. Ki ikindiye kadar da gezmeye devam edeceğiz. Fakat bir karar aldım. Böyle her turda 15'er 20'şer dakika YouTube'da bir canlı yayın yapayım arzu ettim. Gelen var, gelemeyen var. Bugün İstanbul çok güzel, hava çok iyi. Çarşambaya kadar uzayacak turumuzda bugün sadece bu konuyu canlı yayında anlatmak istedim. Soruların cevabı için içeri giriyoruz. Kapının adı neydi? Çorba kapısı. Kimin döneminden kaldı? Fatih. Fatih bu kapıdan girdi defalarca. Şimdi hep beraber giriyoruz. Sanal siz de bizimle beraber kapıdan içeri giriyorsunuz. Hadi buyurun. Bakın şu Rumiler var ya, az önce kabrini ziyaret ettiğimiz Semavi Hoca aramızda olsaydı bize şu Rumileri bir anlatırdı. Bunlar 15. yüzyıl erken Osmanlı Rumileri. Alınlık muhteşem. Evet işte kapıdan geçtik. Fatih'in geçtiği kapıdan biz de geçmiş olduk. Şimdi hakikaten Konstantin'in burada bir mezarı söz konusu olmuş muydu? Önce Konstantin kimdi? Onu bir konuşalım. Sonra Konstantin burayı kendine bir mezar yeri olarak seçer mi, seçmez mi? Seçerse neden seçer? Onları da bir konuşmuş olalım. Şimdi efendim, Konstantin kim? Roma İmparatoru, 1. Konstantin. Sizi ben şöyle alayım, grupta tam karşımda dursun böyle, tam ortada durun. Bakın, Konstantin normalde Roma'nın Doğu Batı diye ayrılmadan önceki son imparatorlarından biri. Biliyorsunuz Konstantin'den sonra Konstantius, sonra bunların yeğeni Julian, sonra 1. Theodosius geçiyor başa. 1. Theodosius döneminde devlet onun iki oğlu arasında Doğu Batı Roma diye paylaştırılıyor ve ayrılıyor. Hala Roma Büyük Roma. Devletin bir ucu Kuzey Afrika'nın Fas'ından, öbür ucu yine diğer uçtaki İspanya, Endülüs'e, bütün Avrupa, Balkanlar, Anadolu Roma toprağı. Konstantin döneminin özelliği tek parça olması yanında Roma'nın Hristiyanlığı resmi din olarak benimsemesidir. İlk kez bir imparator ben bu dini resmi din yapıyorum, devlet dinini yapıyorum diyor. Serbest bırakıyor Milano fermanıyla, sonra ben de artık onlardanım diyor. Devlet olarak biz hepimiz bu dindeniz diyor. Üçüncü özelliği nedir? Konstantin İstanbul'u Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti seçmiştir. O güne kadar Roma'nın başkenti İtalya'nın Roma'sıydı. Hayır artık benim yeni başkentim burası der, İstanbul der. Konstantinopolis. Adı Konstantin'den verilir. Konstantin'in şehri. Ve bu şehri imar eder. İlk Konstantin surlarını yaptırır eder. Tabi ilk Hristiyan ve İstanbul'u başkent yapan Roma İmparatoru olunca bu şehir çok ilginç bir şekilde tek Allah inancı üzere şekillendirilir. Evet bu adamlar tesise inanıyorlardı o dönemde bir şekilde. Yani baktığınız zaman Allah'ın Hazreti İsa'nın getirdiği orijinal dinde değillerdi. İznik Konsülü'nde biraz değişmişti. Ama nihayetinde bir Allah inancı vardı. Daha önce putperesttiler. Ona göre İstanbul'un kuruluşunun çok ilginç temelleri vardır. Konstantin burayı çok sevdi. Niye? Çünkü burası İstanbul'un tam ortasıydı. İstanbul, sur içi İstanbul, 7 tepeden oluşuyor. 7 tepenin burası 5. tepesi. 5. tepe. Burayı çok seviyordu ve İstanbul'u Hristiyanlığı merkezi yapınca
Önce Ayasofya'yı yaptı. Ayasofya ilk kez Konstantin inşa ettirdi. Konstantin'in Patrikhane Kilisesi. Ondan sonra Aya İrini'yi yaptı. Onu da Konstantin yaptı. Ha Justinianus bunları yeniledi, o ayrı. Bir de aynı Konstantin buraya ilginç bir mezar şapeli ve bir kilise yaptı. Apostoli Havariyun Kilisesi. Apostoli yani apostol, kutsal havariler kilisesi yaptı buraya. Havari dediğimiz zaman aklımıza ne kimler geliyor? Hazreti İsa ve onun 12 havarisi. Ve tuttu buraya bir mezar anıtı yaptı. Putperest Roma döneminin yeraltı mezar anıtlarının benzerini yaptı. Ben size birkaç saat önce ne dedim? Hani dedim ya buradan böyle yürüyün dedim ileri doğru. Buradan Zeyre'ye doğru. Arkada bir Şeyh Süleyman Mescidi diye bir cami göreceksiniz dedim. Cami pagan dönemden kalma bir mezar dedim. Mezar. Mezarı sonra Hristiyan Romalılar şapel kilise yapıyor. Osmanlı da Pantokrator Manastırı'nın kütüphanesi yapıyor. Üç farklı kullanımı var. Özel izinle o Şeyh Süleyman Mescidi denilen yapının içine, yer altına iniyorsunuz. Yer altında böyle gözler var, mezar gözleri var. İşte o şu an yıkılmamış, sapasağlam ayakta. Onun daha büyük, daha görkemli imparatoru yakışanını Konstantin bu caminin tam altına gelen yere yaptırmış. Peki nasıl bir şey yaptırmış? Biraz daha yaklaşalım. Bu gördüğümüz cami 1766 depreminde Fatih'in camisi yıkıldıktan sonra yerine yapılan 3. Mustafa'nın camisi. Ama Fatih İstanbul'u fethettiğinde bu gördüğünüz yerde o Konstantin'in mezar kilisesi olan Kutsal Havariler Kilisesi burada var mıydı? Vardı. Fatih Konstantin'in mezarını yıktırıp üstüne cami mi yaptırdı? Hayır tabii ki. Vardı ama metruk vaziyetteydi. Yok olmak üzereydi. Ve Fatih bunun üzerine burayı, o metruk yapıyı ortadan kaldırıp, taşlarını aldırıp yerine Fatih Camii'nin temellerini attırdı. Eskiden yeniye doğru gelelim. Konstantin ne yaptırdı? Konstantin burada, burası tepenin üstü, bakın şu an biz zirvedeyiz. Buradan aşağı, buradan aşağı, buradan her yerden aşağı iniyorsunuz. Zirvedeyiz. Bu gördüğünüz yere önce bir kripta yaptırıyor Konstantin. Kripta ne demek? Mezar odası demek. Az önce Fatih'in türbesinde biz bu kripta meselesini konuştuk. Yerin altına dev bir yeraltı mezar odası yapıyor. Bunu putperest Romalılar da yapardı. Hatta böyle yeraltı aile, sülale mezarlıkları yaparlardı. Ve buna katakomp derlerdi. Katakomp. Yeraltı aile mezarı. 15-20 metre iniyorsunuz aşağı. O orada bir sülale 40 mezar. Burada bir sülale 20 mezar, 50 mezar. Yani siz paradan haber verin. Biz yaparız, sıkıntı yok. Yani o dönem için öyleydi. Bugün de öyle. Kimin mezar taşı daha pahalı? Zenginin. Fakirin mezar taşı öyle işte. Velhasıl kocaman bir yeraltı kripta mezar odası yaptırıyor. Ve çok ilginç, sıkı durun. Yerin altına 13 tane mezar odası, yani o büyük odanın içine 13 tane küçük oda yapıyor. 12 tanesi bu dikdörtgeni böyle kenarlardan çeviriyor. 12. 13.'sü bu dikdörtgenin en başında burada tek başına. Yani 13.'sü kim oluyor? Yani bir numara kim? Hazreti İsa. Geriye kalan 12 havari. Onun için kilisenin adı 12 Havari Kilisesi ya da Kutsal Havari, Apostoli Havari Kilisesi. Bu en başa Hazreti İsa gibi düşündüğü yere kendini gömdürüyor. Öldüğüm zaman beni buraya gömün. Benden sonra gelen 12 Roma imparatorunu da sırayla buralara defnedin diyor. Ve öyle oluyor. Fatih Camii'nin altında tam 13 tane Roma imparatoru mu yatıyor? Yatıyordu. Ne oldu? Fatih İstanbul'u fethedince ya gavurun mezarları yıkın gitsin deyip hepsinin mezarına deştik mi? Tabii ki hayır. Fatih'in İstanbul'u fethinden tam 250 sene önce 1204 yılında Katolik Avrupalılar İstanbul'u değil Kudüs'ü işgal etmek üzere bu kez gemileriyle yola çıktılar. Gemilerle yola çıkarsanız erzağı çok alamadığınız için çok insan az erzak yiyecek biter. Yiyecek bitme durumuna geldi. Yolumuzun üzerinde dindaşımız bir devlet var. Uğrayalım, ikmal yapalım dediler. Dindaşımız dedikleri Ortodoks Roma İmparatorluğu'ydu. Ve gemilerini Haliç'in ağzına kadar getirdiler. İçerideki Ortodoks Romalılar Avrupa'dan gelen Katolikleri zerre kadar sevmiyordu.
birbirlerinden nefret ediyorlardı. Birbirlerini aforoz etmişlerdi. Katolik'e göre Ortodoks kafirdi. Ortodoks'a göre Katolik kafirdi. Ama mecburdular. Zincir açıldı. İkmal yapılsın ve bunlar defolup gitsinler diyorlardı. İstanbul'un zenginliklerine dayanamadı Katolik Avrupa. Kudüs'ü Mudüs'ü unuttu. Şehre daldı ve şehri yağmaladı. 3 hafta mı? 1 ay mı? 1 yıl mı? Hayır. Tam 57 sene. 57 yıl. 1204'te girdiler. 1261'e kadar 57 sene İstanbul'u mahvettiler. Yani ben bunu Ayasofya cami turlarımda utana utana gruplara anlatıyorum. Yani Ayasofya'yı çok özür dilerim genele ve çevirdiler. Bakın şu an biz Fatih'teyiz. Şuradan yürüyün az ileriye Yavuz Selim Camii geliyor. Yavuz Selim Camii'nden biraz aşağı doğru gidin İsmail Ağa Camii var. İsmail Ağa Camii ile Yavuz Selim arasında Pamba Karistos Manastırı var. 3. Murat Kars'ı Lale Mustafa Paşa'ya fethettirdiğinde orayı Fethiye Camii diye çeviriyor. Pamba Karistos kendini Allah'a adamış birkaç yüz bakire rahibenin ibadet ettiği bir manastır. Kadınlar manastırı. O yazık zavallı kızcağızların tamamını Ayasofya'ya dolduruyorlar. Yıllarca onları kirletiyorlar. Düşünün bunu Hristiyan Hristiyan'a yapıyor. Biz Müslümanlar şehri fethediyoruz. Hepinize özgürlük verdik. İşte Fatih bu kadar medeni büyük bir insandı. Latinler bu işgalde Ortodoksları hiç sevmiyorlar ya. İstanbul'da Ortodoksluğa ait ne kadar kutsal varsa hepsini yok ettiler. Başta Ayasofya olmak üzere. Burası Konstantin'in 12 havari kilisesi. Altında 13 tane Roma İmparatorunun mezarı var. Bunlar Ortodoks Roma İmparatorları. Katolikleri yıllarca tahakküm etmişler, kök söktürmüşler. Bunlar bunlardan rahatsız. Ganimeti buldular. Ve yerin altına iniyorlar. Kiliseyi yıkıyorlar. Kripto odasına iniyorlar. Bakın bu anlattıklarımın hepsi şurada oldu. İniyorlar ve imparatorların hepsi lahitlerde yatıyor. Konstantin'in lahti bu. Kocaman porfir bir lahitte yatıyor. Diğer 12 imparator hepsinin kapakları kaldırılıyor. İçeride cesetler var. Mumyalanmış ya da iskelet. Üzerleri sırf mücevher. Kafalarında, kuru kafaların üzerinde mücevherli taçlar, vücutlar, kollarda yani bilezikler, pazubentler dolu. Hepsi yağmalanıyor. Sonra kapağı kapatmıyorlar mı? Hayır. Kemikleri çıkarıyorlar. Şu meydanda yığıyorlar. 13 Roma İmparatoru, tabi burada bir sürü kraliçe var. Bir sürü aziz mezarı var. Hepsinin kemiklerini yığıp ateşlerde yakıyorlar. Yani gavurun gavura yaptığını biz Müslümanlar İstanbul'u fetihte buradaki Romalılara tırnak ucu kadar yapmadık. Bunları konuşmalıyız. Allah rahmet eylesin. İstanbul Üniversitesi'nin Bizans Kürsü Başkanı vardı. Işın Demirkent Hoca. Profesör Doktor Işın Demirkent. Kadın profesörlerimizden. İznik Sempozyumunda karşılaştık yıllar önce. İki asistanı koluna girmiş. Kadın mosmor. Böyle götürüyorlar. Sempozyumda oradaki Amerikalı makale okuyanların tozunu attırdı. Makalelerinde Selçuklu'yu kötülüyorlar, Osmanlı'yı. Hoca bir kalkıyor ya, bir konuşuyor hepsi. Başlıyorlar süt dökmüş kedi gibi. Kitabını imzalattım. Haçlı Seferleri konusunda Türkiye'nin bir numaralı ismidir. Asistanları dediler ki, hocam dediler bu arkadaş, dedim ya bu 15 sene önce gezi rehberliği yapıyor bu tarihçi arkadaşlara. Tanıyorlardı asistanları. Şimdi asistanlar da profesör oldu. Işın Hoca baktı bana, evladım yabancıları gezdiriyor musun dedi. Gezdiriyorum hocam dedim. Onlara dedi, gezdirirken Sultanahmet'te, Fatih'te, Ayasofya'yı gezdirirken Latin istilasını anlat, utansınlar dedi. Yüzerleri kıpkırmızı olsun yüzleri dedi. 2 ay sonra hoca rahmetli oldu. Hocanın resmen bana vasiyeti oldu. Yani siz bizim insanlarımızsınız ama ben gene de anlatıyorum. Nihayetinde şu grubun içinde Avrupa'dan bu tura katılmak için gelen birçok misafirimiz var. Oraya gittiğiniz zaman laf Latin yani Türkler barbar diye gelirse hakikaten bu barbarlığı bir konuşalım deyip lütfen bunları anlat. Biraz daha yaklaşalım. Şimdi iç avluya geçeceğiz. Orada size Fatih döneminde bu Apostoli Havariyuna ne yapıldı ondan bahsedeceğim. Avlu kapısı açık değil mi? Şu kapatmışlar ama öbür taraftan açık olabilir mi acaba? Hiç bugün avluya giren oldu mu aranızda?
Açık olsa kapıyı açarlardı ama acaba tamirat falan mı var? Pencereleri de kapalı. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bir de şansımızı şuradan deneyelim. Orada bir çadır falan kurulmuş. Zaten Fatih'te şu an Ramazan dolayısıyla kitap fuarı var. Onunla alakalı bir etkinlik olabilir. Şimdi ben size Avlu'da şeyi anlatacağım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Konstantin'in mezarına ne yaptı? Nasıl bir uygulamada bulundu? Şimdi Latinler burayı işgal ettiler. Ve Latinlerin bu işgaliyle beraber İstanbul'da Doğu Roma İmparatorluğu'na ait, yani Ortodoks Hristiyanlığı'na ait kutsal ne varsa yok edildi. Bu saldırıdan tabii ki güzel, kapı açık. Bu gördüğümüz Konstantin'in mezarı da nasibini alıyor. Evet, buyurun, giriyoruz içeri. Bakın, genelde Selahattin camilere yanlardan girmemek lazım. Ana taç kapıdan girmek lazım. Yani buradan gireceksiniz ve girerken bu yapı büyüyecek. Şu kamerayı bir alayım elime. Evet. Bakın, şu an kamera bende. Giriyoruz içeri, hazır mısınız? Bakın, buradan gireceksiniz. Kapının kanatlarının arasından, o kemerin içinden bu yapı böyle önünüzde büyüyerek sizi kucaklayacak. Fatih Camii. Şu an girdik. Evet, hepinizi alayım böyle bu tarafa doğru. Şöyle vereyim ben size tekrar kamerayı. Sizi bu tarafa alayım. Güneş gözünüzü almasın. Şöyle alayım hepinizi. Şimdi efendim, yarın benim Süleymaniye turum var. Şehzade Süleymaniye, bir kısmınız gelecek. Süleymaniye'de ben şu an anlattığım olaydan kısacık bahsedeceğim. Şimdi Süleymaniye'nin de böyle bir avlusu var. Kıble bu taraf. Kıbleye doğru şu sağ kapının girişinde kırmızı bir taş var. Aynı taştan soldaki kapıda da var. Girişte de var Süleymaniye'de. Ama sağdaki taşın üzerinde çok dikkatli bakarsanız görebileceğiniz net bir şekilde bir haç işareti var. Bayağı haç. Tabii bu haçlı taş Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde çok farklı anlatılıyor. İşte Süleymaniye yapılırken bu olayın Konstantin'in mezarıyla çok alakası var. Şimdi ona geleceğim. Konstantin'in mezarına ne oldu Osmanlı döneminde? Bunun ipuçlarını yokluyoruz. İşte Süleymaniye yapılırken Avrupa'da bir kral bir taş göndermiş. Caminizde bizim de bir emeğimiz, eserimiz olsun demiş. Kanuni bunu Mimar Sinan'a vermiş. Demiş böyle böyle geldi, bir yerde değerlendirin. Mimar Sinan işkillenmiş, taşı yardırmış, ortasından haç çıkmış. Vay elin keferesi, haçını bizim camiye sokmak istedi. İyi, o zaman ayak taşı yapalım, herkes bassın demiş. Hikaye böyle anlatılıyor. Ben Evliya Çelebi'yi çok severim ve çok güvenirim. Ama Evliya Çelebi'nin gördüklerine güvenin. Birebir görüp yazdıklarına. Evliya Çelebi Süleymaniye Camii inşa edildiğinde daha doğmamıştı. Kanun, 4. Murat döneminde yaşadı Evliya Çelebi. Yani bu olay bir halk rivayeti olarak ona geldi. Artı bizim devletimiz, tarihimiz, ecdadımız batıl da olsa bir başkasının dininin sembolünü ayak altına koyup bastırmaz. Var mı ikinci örneği? Hiç yok böyle bir şey. Hikayeyi ben araştırdım. Olayın aslı şu. Bu Apostol Havariyun haçlar tarafından yıktırılıyor. Buradaki kriptaya giriyorlar. Kriptadaki mezarları dağıtıyorlar. Kemikleri yakıyorlar. Bir lahitte tam 6 tane mermer kapak olur. 2 tane uzun. Çey sandığı gibi düşünün. İki uzun kenar, iki kısa kenar, bir taban, bir de kapak, 6. Bunları dağıtıyorlar. Dağıtılmış çoğu porfir, kırmızı granit, son derece kıymetli taş. Bunlar bu alanın kenarlarına yığılıyor. Ve orada yüzyıllarca kalıyor. Bizim mimarlar ara ara cami, medrese, han, tekke yaparken mermer mi lazım oldu? Özel taşlar. Buradan alıp kullanıyorlar. Süleymaniye Camii'nin o ayak taşları, ayak taşı normal mermerden yapılmaz. Bu mermer aşınır. Bir yerden sonra oyulur. Ama mesela şu somaki mermer. Buna hiçbir şey olmaz. Bu Arabistan çöllerinden çıkan çok kıymetli. Ve bu taş devşirme, ben size söyleyeyim. Yani Roma İmparatorluğu döneminde burada var olan bir taş bu.
o taşı 3. Mustafa kullanmış. Belki Fatih'in camisindeydi bu. Depremde devrildi. 3. Mustafa aldı bunu, bir daha kullandı. Bakın mesela şu. Of! Bu ne biliyor musunuz? Bu antik dönemden günümüze gelmiş en yaşlı taş. Şu camide bana en yaşlı, en eski şey nedir diyeyim ben size, bu derim. Sultanahmet Meydanı'nda Mısır'dan gelen dikili taş var ya. O dikili taş işte bundan yapıldı. Kırmızı granit. Dünyanın en sert maddelerinden birini Allah ağzımıza koymuş. Diş minesi. Biri elmas, biri de bu işte. O kadar. Ve bu antik dönem Roma'sının sütunu. Bu sütunu demek ki belki Apostol Havariyun'daydı. Haçlı istilasında yıkıldı. Osmanlı bunu Fatih Camii'nde kullandı. Belki 3. Mustafa da sonra bunu yeniden kullandı. Bu anlamda. Kanuni döneminde işte kapıyı ayak taşı yapacağız ya. O ayak taşı yapılırken buradaki lahitlerin kenar taşları alınıyor. E bu adamlar Hristiyan. Lahitlerin kenarlarında ne var? Koca koca haçlar var. O haçlı taşlar götürülüyor. Haçları oyuluyor. Birini düzgün oyamamışlar. Hafif gölgesi kalmış. Hadi gölgeden 1000 tane hikaye uydurulmuş. İşte Süleymaniye'deki o yerde duran kırmızı granit taş büyük bir ihtimalle zamanında burada var olan bir Roma imparatorunun lahit yan aynalarından bir tanesi. Ha diğerleri nerede? Gezmek lazım. Çünkü bunu haçlılar dağıtıyorlar. Daha sonra bir 200 yıl daha Romalılar kendileri kullanıyorlar. Sonra Osmanlı elde kalanları kullanıyor. Yani Konstantin'in bugün burada aşağıda ne kripto odası var, mezar odası, ne kemiklerine ait bir parça var, ne de lahdine ait. Bildiğimiz bugün elimizde bulunan sadece 4 tane porfir Roma İmparator lahdi var. 4 tane. YouTube kanalımda o İmparator lahitlerini anlattığım bir video var. Linkini buraya bırakıyorum. Oradan onu tıklar izlersiniz. Nerede? Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde. Bugün Arkeoloji Müzesi'ne giderseniz, yalnız var ya, Arkeoloji Müzesi'ne sırf bu lahitler için gidilir. Yanlarında tabela yok. Hiçbir şey yok. Giriyorsunuz. Bahçede bir sürü renkli taşlardan, mermerden lahit. İçeri giriyorsunuz kıyamet kadar. Yani bilmeden giren bir insan 2-3 lahit görüyor. Aman hepsi birbirinin aynısı zaten diyor. Sıkılıp gidiyor. Rehberli gezmek çok önemli. Ama en önemlisi avluya girince bahçede duvarın önünde duran Fatih Köşkü'nün tam karşısındaki o 4 dev lahitli taş 4 Roma İmparatorluğu'nun taşıydı. Mesela o 4 imparator taşından 3'ünde haç var, 1'inde haç yok. Haç olmayanın büyük bir ihtimalle Bizantinistler Julian olduğunu düşünüyor. Aranızda Ankara'dan gelen var mı bugün bu tura? Ankara. Oradan mı geldiniz tura? Ankara'da Julian anıtı diye bir anıt var. Şu an Ankara Medeniyet Üniversitesi galiba. Yeni bir üniversite kuruldu. Eski Ankara Valilik binasını biliyor musunuz? Bir önceki Ankara Valilik binası. Onun bulunduğu, şimdi üniversite olduğu, onun bahçesinde dev bir anıtı. Julian, Konstantin'in yeğeni. Ve Roma tarihinde dönme Julian, dönek Julian, mürtet Julian diye geçer. Hristiyanlığı reddediyor. Putperestliğe geri dönüyor. Ve Ankara'dan partlarla savaşmaya Urfa'ya giderken Ankara'da bir anıt diktiriyor. Ve o anıt hala sapasağlam ayakta duruyor. Julian sonra dönüyor, dolaşıyor, geliyor İstanbul'a. Çok kısa yaşıyor. İstanbul'da ölüyor. Bir hastalığa yakalanıyor. Partlarla savaşırken kaburgasından mızrak yiyor. Kaburganın altından giriyor. O galiba iç organlarını delmiş. Ağır yaralı getiriyorlar. Ölüyor hemen zaten. Ve buraya gömülüyor. Konstantin yaptırdı ya mezarı. İlkine gömüldü. 12 tane boş yer var. Oğlu Konstantinus öldü, ikinci. Sonra yeğen Julian geldi, üçüncü. Öyle dolduruyorlar adım adım yani. Julian büyük bir ihtimalle burada yatıyordu. Döndüğü için öldüğünde mezarına haç koymadılar. Ve 4 porfir lahitten arkeolojinin bahçesinde bir tanesinin haçı yok. İçi boş. Tabii ki haçlılar yok etti içini. Ama boş lahdi hala arkeolojide durmaya devam ediyor. Fatih geldiğinde metruk yıkılmakta olan yapıyı tamamen yıktırdı. Hristiyan vakıflardan satın aldı. Vakıf malıydı, satın aldı. Kendi adıyla 16 okulla çevrili bu devasa Fatih Külliyesi'ni buraya bu şekilde inşa etmiş oldu. Evet, inşallah hoşunuza gitmiştir. Ben YouTube'da hep böyle video çekip bunları montajlayarak yayınlıyordum. Ama
artık böyle hafta sonları turlarda yarımşar saatlik, 15'er dakikalık birer bölümü canlı yayın yapmayı düşündüm. Yarın Süleymaniye Şehzade turum var. Orada da böyle can alıcı bir yeri daha karar vermedim. Size canlı yayında taşıyacağız. Biz gezmeye devam ediyoruz. Hepinize Fatih Camii'nin avlusundan selamlarımızı gönderiyoruz.